Halep'te insanlık ölmesin sloganıyla yüzlerce mazluma yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'deki çatışmalarda zarar gören camileri de onaracak. Fırat Kalkanı operasyonu sonucunda DAEŞ'li teröristlerden temizlenen bölgelerdeki 66 cami yeniden ibadete açılacak. Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'deki çatışmalarda zarar gören camileri yeniden inşa etmek için düğmeye bastı. Fırat Kalkanı operasyonuyla DAEŞ'li teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki 66 cami tekrar ibadete açılacak. Türkiye Diyanet Vakfı'nca görevlendirilen inşaat mühendisleri hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Cerablus, Azez, Çobanbey, Mare, Soğran, Türkmenbari, Ahtarin, Elgandura ve İhtimlat olmak üzere toplam 66 adet camimiz hız kesmeden tadilatlara devam etmektedir. İnşallah Ramazan'dan önceye yaklaşık 60 adet caminin açılmasını temenni ediyoruz. Hedefimiz bu şekilde. Mehmetçik tarafından teröristlerden temizlenen Elbap ve çevresindeki camilerde de hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Terörden kurtarılan Elbap'ta 91 adet caminin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda 79 adet camide onarım çalışmaları başlayacaktır. Bu noktada oradaki insanların hızlı bir şekilde ibadet yapabilmelerini sağlamak amacıyla bir adet caminin onarım çalışması başlatıldı, Hazreti Ömer Camii. İnşallah 2 hafta içerisinde ibadete hazır hale getirilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı onarılacak ya da yeniden inşa edilecek camiler için din görevlisi desteği de verecek. Cami onarımlarının yanı sıra bölgede Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa bu camilerde görev yapacak din görevlilerinin belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Şu anda mesela tespit edilen görevlilerinin bir taraftan da eğitim çalışmaları sürmekte. Bu görevliler eğitimlerin ardından orada onarımları tamamlanan camilerde Suriye halkına hizmet vermeye başlayacaklardır.